Sayın Başkanım, milletvekili adaylarım, bugün Akhisar'ımızdan 5. adayımız olan İbrahim Uzkurt'un aday açıklaması programına başlatıyoruz. İlk 4 aday adayımızı iyi bir programla, güzel bir programla kamuoyuna tanıttık. Onlar da bizi kendilerine tanıttılar. Bugün son aday adayımız İbrahim Özkurt'un açıklamasıyla inşallah aday programını tamamlamış olacağız. Bundan sonra beraber inşallah çarşı gezilerimiz ve ilçeler arası ziyaretlerimiz olacak aday adaylarının. 27. dönem parlamenter seçimin ve ilk defa uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminin ilk seçimini Allah nasip ederse 45 gün sonra yapmış olacağız. Bu sistemin neler getirdiğini, neler götürdüğünü daha önce yapılan referandum ile milletimiz %51 evet dedi, %49 hayır dedi. Hala kamuoyunda bakıyorum, bu sistemin nasıl olduğunu hala milletin çoğu anlamış değil. Öyle bir sistem ki bakıyorum, eski dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olmuş, sonra milletvekili olmuş, abi dediklerimiz, bağrımıza bastıklarımız bugün hala PES'te tek adam sistemi, diktatörlük diyor. Yorumları bu şekilde yapıyor. Bu nasıl bir diktatörlüktür size sormak lazım. Kamuoyuna sormak lazım. Bir diktatör düşünün ki muhalefet partisi liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli 26 Ağustos diyor seçim tarihi olsun. O diktatör de diyor ki hayır diyor seçim tarihi 24 Haziran'da olsun. Diktatöre bakın ya, kendi ömrünü kesmiş, milletin huzuruna çıkmış, nasıl diktatörlük sistemi ise o diktatörlüğün o kadar çok hevesinden var ki birbirini oy yağdırıyorlar. Benim şu kadar aday adayım yoksa yağdırın bakalım. Bir bakmışın işte tek başına iktidar olacağız diye bir partinin başkanı veya da elemanları bugün diyor ki falan partinin liderine oy verin. 100.000 oyu tamamlasın diye. Böyle bir diktatörlük sistem var mı? Adam şu anda hala cumhurbaşkanı. Onların deyimiyle hala diktatör. Ne seçimi der, kestirip atarsa işte diktatörlük o zaman. Seçim olan ve parlamento ile denetlenen hiçbir sistemde diktatör olmaz. Diktatör olması mümkün değil. Bu sistemle yargı tam bağımsız. Parlamento tam bağımsız, hükümet tam bağımsız. Bağımsızlık nereye kadar? Birbirlerinin sınırını gelinceye kadar. Kuvvetler ayrılığı diyoruz bunu. Yasama, yargıya, yargı yürütmeyi ve uygulama asla varsa etki etmeyecek bir sistem. Ha şu anda etki ediyor mu? Evet etki ediyor. Ama 4 yıl sonra artık yargı tamamıyla bağımsız hale geliyor. Hükümetin veya da parlamentonun etkisinden çıkmış oluyor. Bu sistem oturduktan sonra Türkiye, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da kimsenin tutması mümkün değil. Bu sistem öyle bir sistem. Toplumların, kuruluşların ve milletin önünü açan bir sistem. Bunu kamuoyu anlayacak ama biraz vakit aldı. Bu meyanda dün Gazi kardeşimizin aday adaylığını açıkladık. Celalettin Çubuk'un. Buraya en son gazilerimiz geldi. İşte Afrin'de azalarını kaybetmiş. Birisi bilmem neler kaybetmiş. Bugün emin olun kimyam bozuldu yani. Ben onlara moral verecekken onlar bana moral veriyor. Böyle bir şey yok yani. Hiçbir toplumda, hiçbir milletin elemanı böyle değil. Gazi bana moral veriyor ya. Sıkıntı yok başkanım diye moral veriyor yani. Bugün onu düşündüm. Çocukluğum 5, 6, 7 yaşlarındayız. Akrabalarımızdan birisine hararetle ev gezmelerine gitmek isteriz. Daha çocukuz yani. Gidince o gazilerimizin yanına yaklaşırız. Tutturur da bizi. Şurada bir kurşun. Burada bir kurşun, şurada bir kurşun. Kurşunlarla oynardık. Nerede yemiş o kurşunu? Galicia'da yemiş. Nerede yemiş o kurşunu? Yemen'de yemiş. Nerede yemiş? Çanakkale'de yemiş.
6 tane kurşun üzerinde. Canan Bey'den almadım, almıyor. Dün bakıyorum nerede sınırlar kavga, şey, savaş varmış. Çanakkale'ye kadar gelmiş. Bugün düşman sınırlarımızla yanmış, içimize kadar gelmiş. Yani daralmış, yani Türk'ü boğma meselesi. Allah'a şükür 15 Temmuz'da millet uyandı. Bu insanlar uyandı. Artık en büyük tehlikenin nereden geldiğini biliyor. Ve bu seçimlerde inşallah hainler partilerden arınmak zorunda. Hangi parti olursa olsun. Biz bu akşam İbrahim Uskut kardeşimizin aday adaylığını açıklıyoruz. 27. dönem parlamenter seçimleri ve partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri önce ülkemize ve milletimize, sonra partimize ve bizlere hayırlar getirsin. Allah Türk'ü korusun ve yücelsin. Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, Sayın Ülke Ocakları Başkanım, Sayın Ülke Ocakları Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri ve hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin önce ülkem ve milletin, sonra partim ve ben ilkesini kendime ilke edinerek yola çıkıp bürokraside edinmiş olduğum tecrübeleri, gönül coğrafyam ve doğduğum yer olan Manisa'dan 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği için 2 Mayıs günü genel merkezimizde aday başvurusunu gerçekleştirmiş oldum. Aday başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin hayır ve duasını aldıktan sonra yetişmiş olduğum ve hizmetinde bulunduğum ve mensubiyetinden şeref duyduğum Ülke Ocakları Genel Merkezi'ni ve Türk Eğitim Sen Genel Merkezi'ni ziyaret ederek onların manevi desteklerini aldım. Ve bu başvuruları yaptıktan sonra oralardaki ziyaretlerimizi gerçekleştirdikten sonra doğup büyümüş olduğum ve yıllardır hizmet etmek için çalıştığım bürokrasideki bu tecrübelerimi aktarmak istediğim Manisa'mıza gelip baba ocağı Manisa'da seçim çalışmalarına başladım. Ben 1970 yılında Manisa Akhisar'da doğdum. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Eğitim hayatımıza İlk önce Akselen'de ortaokulunda, ilkokulunda başladım ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, Akhisar Endüstri Meslek Lisesi'nde devam ettik. Yüksek lisans, doktora eğitimimi Gazi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1994 yılında öğretmenlik hayatımıza başladık. Öğretmenlik hayatımızı belli bir süre devam ettirdikten sonra Gazi Üniversitesi'nde asistan olarak göreve başladık. Doktoramızı bitirdikten sonra kendimizi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bürokrasinin içerisinde bulduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaklaşık Bilgi İşlem Dairesi'nde 7 yıl şube müdürlüğü yaptım. Ve bu şube müdürlüğü esnasında Türkiye'nin ve dünyanın en büyük projelerinden olan E-Okul projesini, MEKBÜS projesini hayata geçirdik. Bu projeleri hayata geçirdikten sonra biz Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nde grup başkanı olarak kalite geliştirme daire başkanı, aynı zamanda izleme ve değerlendirme daire başkanı olarak görev yaptım. Daha sonra başbakanla son 2 yılımızda başbakan müsteşar yardımcısının özel kalemi olarak görevimizi sürdürdük. İçinde bulunduğumuz konum itibariyle 14 senedir bürokrasinin içerisinde bulunmaktayım. Ve bürokrasi tecrübesini buradaki halkımıza ve Manisa'mıza aktarmak için yola çıktık. Beni Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday olmaya sevk eden ana düşünce, ülkücü kimliğim ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin
ferasetidir. Ülkemizin zor günler beklediği günlerde şahsi ikbalimi, memleketinin geleceğini önüne koyamazdım. Biz liderimizden önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben demeyi öğrendik. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu eylesin. İçinde bulunduğumuz sürecin mahiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Söz konusu Cumhur İttifakı geleceğimizin teminatı olup ülkemiz için bir yükseliş ve tırmanış hamlesidir. Milli olan, memleket hayrına olan, milletimin menfaatine olan, Allah'ın rızası olan her şeyin yanındayız. Destek sizlerden, takdir Yüce Mevlam'dandır. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu davada şimdiye kadar yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı ilçemize, Manisa'mıza hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Biz de bir gönül leferi olarak hizmet etmek için Manisa'mıza geldik. Bu uğurda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan üst düzey bürokrat olarak partimizde istifa eden tek kişi olarak biz de burada varız diye ortaya çıktık. Hepinizden Allah razı olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Sayın İlçe Başkan Vekilim, Sayın Ülke Ocakları Başkanı ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarım ve değerli misafirler, Sayın Vekil adayları, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi vekil adaylarından bir tek talebimiz olacak. Çıktıkları bu kutsal yolda inanıyorum hepsi bizim aksanımızı, insanımızı, vatanımızı, milletimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Ben değerli vekil adaylı arkadaşlarımıza tek bir yol adresi veriyorum. İlk başlamak yola başlayacakları yeri Sayın İlçe Başkanımız İbrahim Uğurlu'yu ilk ziyaretine birlikte kararlı ziyarete buradan başlamalarını talep ediyorum. Kendilerine çıktıkları bu kutsal yolda başarılar diliyorum.